yine çok güzel bir yerdeyiz. Olta aldık, onu deneyeceğiz. Tenteyi falan kurduk. Videoyu uzatmamak, sizi sıkmamak için. Hem de yukarı çık dedim. Şöyle ineyim. Ne yaptınız? Çay koydun. Gelmeden de hanım bir mısır yapmış arkadaşlar. Hanım ben oluyorum. Şimdi olta aldık. Söyledim mi? Dedim mi herhalde? Şuradan şuraya anlatayım. Hem oltamızı deneyeceğiz hem de güzel bir vakit geçireceğiz. Sabah saat bayağı erken. Namazdan sonra uyumadık. Güzel balık bir diyorum nasıl gelin. Hani balık beynine derler ya şey olarak. Çabuk unutuyor ama balığı yiyince nasıl hafızan kuvvetleniyor? Burada bir ters ilişki var. Allah Allah, bak çok güzel bir şeye değindin. Bunu bütün bilim adamlarına... İşte kendine faydası yok, insanlığa var işte. Demek ki. Ya. Neyse, şimdi bir kahvaltı yapmamız lazım. Kahvaltımızı bir yapalım. Arabamızı böyle koyduk. Güvenlik önlemimizi aldık. Taşlarımızı koyduk. Şimdi normalde burada yatılı değiliz. Normalde yatılı kalacak. Yani kampta bir mantık var arkadaşlar. Kampta, karavancılıkta. Nehir kenarı, ırmak kenarı, özellikle böyle baraj gölleri, yani kapağın açıldığı ve kapandığı... Buraya doğru gidelim de biraz rüzgardan şey olmasın. Kapağın açıldığı ve kapandığı, yani suyun boşaldığı dönemlerde veya çoğaldığı dönemlerde olabiliyor yani. Bunu kestiremeyeceğimizden dolayı şöyle bir şey var. Bu kadar yakınlı bir yerde kamp kurulmaz. Biz şu an kuracağız. Kaç saat duracağız bilmiyorum ama yani geri toplanıp gideceğiz. Yatılı bir şekilde yapılacak bir şey değil. Ne ırmak kenarı ne göl kenarı arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. O yüzden önleminizi... bazı videolarda bazı aileler izlerken çadır kamp videolarına geçecek sanmayın. Gölün kenarına kuruyor. Ama kalıyor. Kalan da var. Kalması da doğru değil. Örnek veriyorum, bir yere kamp kuracağın zaman mesela arkanı sağlam alman gerekiyor. Yani ağaçla, duvarla. Mesela şurayı göster. Bak mesela şurayı göster. Mesela sırtını böyle bir yere, hani burada bir ormanlık gibi düşün. Yani onun önlemini alarak da, bunlar arkadaşlar basit şeyler değil yani. Kamp kurmak, doğada yaşamak, haydi çadırımızı alalım gidelim demek. Onlar biraz böyle iş iyice oyuncağa döndü ama ciddi tehlikeler doğurabilir. Yani Allah muhafaza diyoruz, işe koyuluyoruz. Bir kahvaltımızı yapalım. Karnımız acıktı. Önce aç balıkları bir doyuralım. Aç balık tamam işte, buradaki aç balık benim. O hazır olana kadar müsünö neyse onlar bir hazırlayalım. Tamam. Bu arada balık tutmanın tamamen yabancısıyız. Dur bakalım. Ben birkaç video izledim. Erdoğan'dan daha tecrübeli. Tamam. Az önce de denedim. Düğüm atabiliyorum. Yuvarlak yuvarlak bir şeyler diyorlar. Arkadaşlar o düğümün adı da neyse. Hifa ne yapacağız şimdi biz? Hifa diyor ki balıkların karnını doyurak diyor. Sonra da bizim karnımızı doyurak hesabı balığın. Çup çup ediyorlar suyun içinde. Kahvaltıyı hazırladık. Evden reçellerimi getirdim. Çiğ köftemi, iyi köfte ne bulduysak. Çay da şurada sakladık. Şurada da sucuklu yumurta yaptım. Şu tencerede malum mısır patlağı var. Patlamış mısır var. Erdoğan da oltaları deniyor şu an. Atmayı deniyor, yem takmayı deniyor. Öğreniyor, öğrenmeye çalışıyoruz. İğne battı. Buna da iğne battı, takıldı, ayağa takıldı. Tabi atarken takılmadı, o temelli yırtardı da. Öteye git diyor, gitmiyor. Şu atıyor. Elini göster. İğne ucu şey yarmış. Batmış. Tamam, geçer tamam mı? Geçecek. Erdoğan da sözde bana aldıydık malzemeleri. Bana diyor ki sofrayı sen hazırla da ben bir atayım şunlar diyor. Gelmiyor ne zamandır. Ben bacı atacağım. Bacı suyu. Ben biliyordum zaten senin sebep bağ vermeyeceğini. Tamam, korkacak bir şey yok, yanındayım. Ama başladı mı video? Gel. Ah, kızım, bak buraya gel arkadaşlar. Şöyle.
fay gel deme de. Elimi tut. Fay gelmesin dur. Elimi tut. Heh, tamam. Şöyle kayalım. Şöyle. Bir yerdeyik. Güzel bir mekandayız. Güzel bir mekandayız. Arabamız biraz ileride. Tenteyi açtık. Bir sabah kahvaltısı yaptık arkadaşlar. Gel kızım. Gel kızım. Ne? Gel bekliyorum. Korkacak bir şey yok. Denemeler yapıyoruz. Baya baya acemiyiz. Öğrenmeye çalışıyoruz çoğu şeyi. Şimdi bugün kısa bir video çektim. Yani buraya anlık geldik. Yani hem böyle bir video çekelim, bir plan yapalım, bir şey yapalım değil de hızlı gelişen bir olay oldu. Dediğim gibi olta da yeni elimize geçti zaten. Denemeye çalışıyoruz, öğrenmeye çalışıyoruz. Buralarda da sazan var. Baba. Mısırla avlanıyor, bir şey deniyor. Şimdi birkaç tır denedik. Çok aşırı beceremedik. Neleri yanlış yapıyoruz, neler yapmamız gerekiyor. Hem YouTube'daki videoları izliyoruz. Hem de bilen arkadaşlar varsa bize de ekstra bilgiler verirlerse sevinirim. Hifa'da balık tutmanın... Ama bu da iki balık. Balık mı tutuyorsun Hifa? Kıs kıs salla kıvı Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Sen burada ne tutacaksın şimdi? Mami şark tutacağım. Mami şark. Anne köpek balığı mı? Anne. Bak. Evet dur Hifa. Tamam. Çok sallama. Ver bakayım. Kızım bir dur. Anne bak. Bekle. Buraya salladım. Şöyle arkadaşlar şurada bir saplama mıdır nedir? Yani olta bahane, buraya gelmek şahane. Kendimizce vakit geçiriyoruz. Az önce kamera kapandı arkadaşlar, kusura bakmayın. Daha önce yani birinin yanında tutmuşluğum dahi yok benim. Senin var mı? Yok. Benim yani bir olta tutmuşluğum dahi yok. Yani hangi yemdir, nedir, ne değildir, oltayı bahane ettik. Yanımıza mısır da aldık. Açıkçası attık. Biraz uzağa attık, yakına attık. Bence mısırı bekledik. Beğenmediler. Mısır çok yumuşaktı. Attığımız hep dağıldı. Şimdi birazcık daha internetten araştıracağız. Başka neler yiyor, neler yemiyor. Dediğim gibi siz bilgilerinizi bizle de paylaşın. Burada daha çok sazan var diye biliyorum. O Gaman'da gittiğimiz yerde turna varmış. Turna da yem değil, at çekle geliyormuş falan filan. Öğreniyoruz ya. Arkadaşlar bu seferlik böyle kısa bir video oldu. Çok başı sonu konusu belli değil ama olsun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla. Tamam ben vereyim.